Merhabalar. Rakip Maç Muhabbetleri programına hoş geldiniz. Her hafta o hafta oynayacağımız takımla alakalı ufak tefek rakamları paylaşacağımız, istatistikleri paylaşacağımız ve daha da önemlisi o takım dediğimiz zaman aklımıza gelen maçları, olayları, futbolcuları konuşacağımız kısa bir program yapacağız. Antalyaspor'la ilk kez Kutay ve Erdem'le beraber Dövüşenler de Var Bu Havalarda adlı belgeselde bol bol konu edindiğimiz düşüş yıllarında karşılaşıyoruz. Yani 70 yıllarda 2. ligde oynuyoruz ve bu dönemde 14 tane maç yapıyoruz. En üst ligde oynadığımız ilk maç 1983-84 sezonuna denk geliyor ve ilk maç Ankara'da oynanıyor ve 0-0 sonuçlanıyor. Antalyaspor'la bugüne kadar resmi olarak 60 maç yapmışız ve bu maçlardan 23'ünü kaybedip 18 tanesini kazanmış, 18 tane de berabere kalmışız. Ama ilginçtir ki 5 maç daha fazla kazanmasına rağmen Antalyaspor bize 76 gol atmışken biz 83 gol atmışız. Sadece 1. ligi baz alırsak da 45 maç yapmışız. Ve bu yaptığımız 45 maçta 17 Antalyaspor, 16 biz kazanmışız. 12 maç berabere bitmiş, 73 gol atmış, 62 gol yemişiz. Ankara'ya bakarsak da Ankara'da oynanan maçlarda da 22 maç yapmışız. Bu maçlardan 11 galibiyet almış, 8 mağlubiyet almışız. Ama ilginçtir sadece 3 beraberlik yaşanmış bu maçlarda. 35 gol atıp 24 gol yemişiz. Şimdi Antalyaspor deyince aklımıza gelen ilk maç muhtemelen herkesin aklına gelen maç. O da sezonun ilk yarısındaki 8. haftasında oynadığımız, Antalya'da oynadığımız, deplasmanda oynadığımız maçtı. Bu maçı özel kılan şey malumunuz 2019-2020 sezonuna çok iyi başlamadık ve ilk 7 maçta 4 mağlubiyet 3 beraberlik aldık. Bu 8. maçtı ve ligdeki 8. maçımızdı ve çoğu kişi, ben dahil çoğu kişi bu maçtan da mağlubiyetle ayrılacağımızı düşünüyordu. Fakat garip bir şekilde sezon başındaki transfer, yani sezon başında yapılan transferlerde hani herhalde herkesin kalbur üstü dediği ve en ünlü futbolcu dediği Kandreas'ın nefis bir oyun ortaya koydu. 3 gol atıp 2 asist yaptı ve bu performansıyla dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA 2020'de fut modunda haftanın takımına seçildiği, özel kartının çıktığı bir maçtı. Ve bu maçta Kandreas dışında takım olarak da çok iyi oynamış ve 42 dakikada 5-0 bulmuştuk. Tabii 5-0 bulunca benim gibi istatistik seven insanlar muhtemelen hemen rekor ne diye bakmaya başlamışlardı. Tabii rekor 94-95 sezonunda 7-0'lık Adana Demirspor maçı. O yüzden hani 7 gol çok önemliydi ve ilk yarıda 5-0 bitince acaba rekor gelir mi, egali gelir mi en azından diye izlemeye devam etmiştik maçı. Fakat ikinci yarı sadece bir gol bulduk ve maç 6-0 bitti. Ama sezonun ilk galibiyetini aldığımız için ve deplasmanda doğal olarak 6 gol atmanın çok özel, yani gol yemeden hele 6 tane gol atmanın çok özel bir özelliği olduğu için Antalyaspor deyince aklımıza gelen ilk maç bu oluyor. İkinci maç olarak biraz daha eskilere gidelim. 2012-2013 sezonuna. 2012-2013 sezonunda Fuat Çapa'nın teknik direktörü olduğu, başımızda olduğu sezon. İlk yarıda ilk yarıyı, yani ilk 17 maçı, ilk devreyi 11. sırada bitirmiştik ve hani düşmeye aday takımlardan biriydik açıkçası rakamsal olarak bakınca. Bu yüzden devre arasında transferler yapılır diye beklemiştik ama Fuat Çapa'nın daha sonradan anlattığı hikayeyle beraber hani Belçika orijinli bir teknik adam olduğu için kendisi Flemings'i, Belçikalı oyuncu Flemings'i Türkiye'ye getirmek istiyor. Fakat bir türlü ikna edemiyor yöneticileri. Arkasından kendi bizzat gidiyor. Flemings'i alıyor, getiriyor ve deneyelim diye artık. Ve o dakikadan sonra aslında kulüpte biraz mecbur kalıyor ve Flemings'i devre arasında son dakikada kadroya alıyorlar. İşte formasını giyiyor ve ilk hafta maçında, yani ikinci devrenin ilk maçında Antalya'da Antalyaspor'a karşı sahaya çıkıyoruz. Maçın ikinci dakikasında Flemings 1-0 yapıyor skoru. Yani nasıl bir oyuncu bu falan diye böyle şaşkınlıkla bakarken 4'te 2-0 oluyor skor ve yine Flemings. Dakikalar ilerliyor ve Flemings 28'de 3. golünü atıyor. Skoru 4-1 yapıyor. Sonra maçın sonlarına doğru 85'te 4. golünü ve takımında 5. golünü atıyor ve 5-3 biz Antalyaspor'u Antalya'da yeniyoruz ve ikinci yarı nefis bir başlangıç yapıyoruz ama tabii bu maçla alakalı tabii insanların aklında kalan tek şey Flemings oluyor. Çünkü ilk geldiği maçta 4 gol atması çok çok özel bir şey. Bu arada Flemings geldiğinde piyasa değeri, Brugge'den kiralık olarak gelmişti yarım devrelik ve piyasa değeri 3,5 milyon euro gibi bir rakamdı.
Bu da aslında futbolcunun ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. O yıl 16 maç yaptı ve 9 gol attı. Bu Antalya maçında bir kenara bırakırsak en önemli maç da Galatasaray'da. Yani şampiyon, o yıl şampiyonluk mücadelesi veren ve farklı bir şekilde şampiyon olan Galatasaray'da deplasmanda oynuyoruz ve benim de tribünde olduğum maçta Flemings nefis bir gol atmış ve takımını 1-0 öne geçirmişti Gençlerbirliği'ne. Maçın en kırılma anı sonlara doğru Drogba net bir şekilde ayağa kayarak yere düşmüş. Hakem de penaltı noktasını vermişti. Hiç unutmayacağım, o pozisyonda Drogba dönüp hakeme bakmıştı birden, nasıl yani falan gibisinden. O bile şaşırmıştı pozisyona, ama penaltı atışında yine Drogba topun arkasına geçmişti. Ama son dakikada ayağa kaymış ve golü atamamıştı. 1-0 kazandık ve ki o yıl Karabük'le beraber Galatasaray'ı deplasmanda yenen iki takımdan biriydik. Bu da Flemings deyince akla gelen ikinci bir maçtır. Son olarak Flemings'le alakalı son bir dipnot. Flemings o maçta maçın sonlarında 90, 89, 90. dakikada çıkarılmıştı. Çıkmadan önce bizim deplasman tribününe doğru yürümüş ve bizi alkışlamıştı. Bu çok hoşuma gitmişti. Bu hareketi aklıma Frederik Rispi getirmişti. Her iki oyuncu da, yani herhalde bildiğim kadarıyla Gençlerbirliği'nde oynayan futbolcular arasında tribüne gelip maç sonu ya da işte maç içerisinde tribünü alkışlayan, teşekkür eden bir nevi iki futbolcuydu. Son olarak da 2006-2007 sezonuna gidelim. 2006-2007 sezonunun son haftası. Gençlerbirliği Unlu elemiş. Eleğini asmış bir vaziyette. Karşımızda ise Antalyaspor var. Antalyaspor kesinlikle buradan puan çıkarması gerekiyor kümede kalması için. Doğal olarak hepimiz için Antalyaspor maçı kaybedeceğimiz bir maç olarak görünüyor. Çünkü Gençlerbirliği genelde bu tarz maçlarda hani artık sezonun sonu, tatil havasına girmiş, oyuncular rehavete kırılmış falan derken hiçbirimiz bu maçtan farklı bir şey beklemiyor. Yani yeneceğimizi düşünüyoruz. Hafta içerisinde Mesut Bakkal, teknik direktör Mesut Bakkal istifa ediyor. Bunun üzerine tabii bayağı bir muhabbet dönüyor. İşte Gençlerbirliği yoksa maçı çok ciddiye almıyor mu? İşte maçı verecek mi vesaire vesaire gibi. Özellikle düşme hattındaki takımlar klasik olarak bunları dillendirmeye başlıyor. Takımın başına geçici teknik direktör olarak Mustafa Kaplan geliyor. Antalyaspor deyince 3 maç aklımıza geliyorsa 2 maçı teknik direktörü Mustafa Kaplan olması ilginç bir ayrıntı. Maçın ikinci yarısında Metin Aslan'ın kendi kalesine attığı golü 1-0 öne geçiyoruz. Hemen arkasından Sandro nefis bir golle 2-0 yapıyor skoru. Sonra Antalyaspor 2-1 yapıyor, fakat 85'te Dramane Hamilu skoru 3-1 yapıyor ve Gençlerbirliği maçı kazanarak rakibinin küme düşmesini sağlıyor aslında bir nevi. Çoğu kişi bu maçı tabii ki Antalyaspor'u küme düşürdüğümüz maç olarak hatırlıyor, ama aslında maçın daha özel bir yanı var. O da Antalyaspor'a karşı deplasmanda aldığımız ilk galibiyet. Bu çok özel bir durum. Gençlerork için yaptığım istatistik çalışmaları sırasında 3 takımın 3 takıma karşı daha çok bilenmiştim. Çünkü bu takımları deplasmanda özellikle hiç çok az yenebiliyorduk. Bunlardan bir tanesi Gaziantepspor'du ki Gaziantepspor'u sadece tarihimizde 91-92'de 1-0'la sadece bir kere yenebilmiştik. İkincisi 2000-2001 sezonunda Babangida ve Ümit Karan'ın nefis oynadığı maç sonucu 3-0 yenerek Beşiktaş'ı 3-0 yenmiştik ki o da aynı şekilde şu ana kadar ilk ve tek galibiyetimizdir Beşiktaş'a karşı. Ve son olarak da Antalyaspor'a karşı da benim araştırma yaptığım yıllarda hiç galibiyet alamamıştık. O yüzden de Tanıl abiyle arada böyle her Antalya maçıyla alakalı izlediğimizde, konuştuğumuzda hep şey derdik, yani bir gün orada olsak ve o maç olsa, yani yendiğimizde, plasmanda yendiğimizde. Ama gariptir, hiç de beklemediğimiz bir maçta galip gelerek bir ilki yaşamıştık. Dramane Hamilu'ya, yani Ganalı futbolcuya bir parantez açmak gerekiyor. O sezon Kızıl Yıldız'dan, Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımından kadroya katılmış, dahil olmuştu. O yıl 38 maça çıktı. Bu çok özel bir rakam. 38 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol 3 asist yaptı. Sol açık. Sol kanat oyuncusu. Ve sezon sonunda ise Lokomotiv Moskova'ya 3,5 milyon euro gibi inanılmaz bir rakama transfer olmuştu. Jeremy'den sonra yurt dışına sattığımız futbolcu oldu. Hem de sadece bir sezon oynayarak bizde. Bu akşam Antalyaspor'la oynayacağız. İyi oynayanın kazandığı güzel bir maç olsun.